상해처럼 나와요. 나 똑같네. Merhaba, iyi ki Lerim kanalınıza hoş geldiniz. Bugün her yerden haber geliyor yahu. Nasıl toplayacağım bilemedim. Hepsini aynı videoya koymak karışıklığa sebep olur diye günün özetinden bağımsız bir video yapmak istedim. Çocuklar öyle aktif ki bugün dilimi ısırıp durdum. Maşallah. Şimdi size vermek istediğim birkaç önemli haber var. Kore medyasında bir makale yayınlandı bugün. Naver üzerinden yayınlanan makaleye göre Bangtan'ın tatilinin Mart'taki Seul konserine kadar uzaması bekleniyormuş. Yani çocuklar konsere kadar hiçbir yere katılmayacak. Normalde şirket her ay çalışma takvimi yayınlardı ancak hala bir takvim yayınlanmadı. Muhtemelen bu sebepten dolayı müzik sektöründe böyle bir inanış baş gösterdi. Hem Beckett hala tatilin bütün süresiyle ilgili resmi bir açıklama da yapmadı. Albümünde Mart'tan sonra geleceği konuşuluyor. Yani Nisan gibi. Yakında Jungkook ve Yoongi'nin eseri olan Chakko'nun şarkısı geleceğine göre albüm için biraz daha vakit var gibi görünüyor. Ancak ben albümün Grammy'den önce çıkacağını düşünüyorum. Tanıtımını da orada yaparlarsa harika olur. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Gerçi siz tatil uzayacak demesine bakmayın. Habere stüdyoda şirkette olan adamlar pek de tatil yapıyor gibi görünmüyorlar. Onların tatil anlayışı albüm üzerinde çalışmak, şarkı yapmak. Programlara ya da törenlere katılmamayı tatil diye tanımlıyorlar kendilerince. Birkaç güne konser provaları da başlar ama tatilde demeye devam ederler. Kaldık mı Instagram gönderilerine ve onların insafına? Mesela bakın, tatilde denilen adamlardan işbirliği haberi geliyor. Snoop Dogg katıldığı bir yayında BTS'ten işbirliği için telefon aldığından bahsetmiş. Evet evet, şu bildiğimiz Snoop Dogg. From the biggest artist in the world, I got a group named BTS that's waiting on me to do a song with them right now. And I'm trying to figure out if I got to... Yayında dünyanın en büyük sanatçısından telefonlar alıyorum diyor. Şu anda onlarla şarkı yapmamı bekleyen BTS adında bir grubum var. Ve bunu yapacak zamanın olup olmadığını anlamaya çalışıyorum demiş. Dünyanın en büyük sanatçılarından telefon aldığını söylüyor. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Hem o nasıl söz Snoop'cum? Koskoca banktan sana teklifle geliyor, sen hala zamanı mı dert ediyorsun? Senin yerinde olmak isteyen kaç kişi var şimdi? Hem siz harika iş çıkaracaksınız, o şarkıyı istiyorum lütfen. Snoop BTS için fena diyor, öyledir abisi. Sunucuya gıcık oldum ama. Snoop'a diyor ki, bunu yap dostum, bu K-pop pazarı çok büyük. Snoop bunu yapmalısın diye diretiyor. Tamam, Amerikalı şarkıcıların çoğu Koreli gruplar ile prim için işbirliği yapıyor, biliyoruz. Ama insan bunu bu kadar da göze sokmaz. Neyse, en azından dürüst. BTS yolu açtı derken şakamız yok. Bakın işte, Koreli sanatçıların Amerikalılarla çalışmasını sağladıkları gibi, Amerikalıların da Korelilerle çalışmasını sağladı. Bu grubun fanı olmak ne büyük bir onur. Bu fırsatçı söze iyi tarafından bakarsak, bu söz Snoop'a ait değil. O bayağı heyecanlı görünüyor bu işbirliği için. Ki kendi de büyük bir sanatçı. Kendini alçaltacağını görmek istemiyorum çünkü kendisi eskiden çok fazla dinlediğim bir sanatçıydı. Bangtan da öyle herkese gitmez. Onunla çalışmayı gerçekten istemiş olmalılar. Ben albüm gelmedikçe ama albüm hakkında böyle haberler duydukça daha da heyecanlanıyorum. Yoongi tıpkı eskiden olduğu gibi hip hop tarzı bir albüm yapacaklarını söylemişti. Snoop'la işbirliği haberi de gelince benim beklentim tavan yaptı. Bu kez gerçekten hip hop Bangtan geliyor gibi. Siz neler düşünüyorsunuz bu haber hakkında? Haydi yorumlarda buluşalım. Günün özeti için beni bekleyin olur mu? Konuşulacak tonla şey var. Sizi morluyorum canlarım.